İletişim bazen gerçekten zordur. Örneğin toplum içinde söz aldığımızda ya da birilerine meramımızı anlatmak istediğimizde. Şimdi bu tür zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi birlikte görelim. Bir trende yolculuk yaptığınızı hayal etmenizi istiyorum. Bulunduğunuz yerdeki yolculardan bazıları ırkçılığı öven şeyler söylüyor. O anda bir şey söyler miydiniz? Ünlü demiryolu testinin yaratıcısı Elizabeth Neumann'a göre çoğunluğun düşüncesi kendi fikrimizden farklıysa düşüncelerimizi dile getirme isteğimiz azalır. Çünkü toplum tarafından soyutlanmaktan korkarız. Buna suskunluk sarmalı denir. Bu durumda acilen sizi destekleyen bir müttefik bulmak yararınıza olacaktır. İletişimin sadece konuşmak olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçek farklıdır. Etkili bir iletişim için iki kat fazla dinlemelisiniz. Ünlü yazar Alan DeBotton'a göre birine verebileceğiniz en güzel hediye onu bir saat boyunca yargılamadan ve bir öneride bulunmadan dinlemek olacaktır. Ünlü yazar Ernest Hemingway ve arkadaşları New York'taki bir restoranda sohbet ediyorlardı. Hemingway, "İstesem sadece 6 kelimeyle bir roman yazabilirim." dedi. Arkadaşları ise bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Hemingway şu efsanevi cevabı verdi. "Hiç giyilmemiş ikinci el bebek ayakkabıları." Sadece 6 kelime ama ardındaki trajediyi görebiliyorsunuz.